Evet, analist Eda Karadağ'la konuşmamıza devam ediyoruz ama bir yandan da altını sormak istiyorum. Altın haftaya biraz düşüşle başladı. Akabinde özellikle yurt dışından gelen işte veriler ışığında yükselmeye başladı ki dün de rekorlar kırdı. Nedir bu rekorların sebebi ve devamı ne şekilde olacak? Şimdi gram altını değerlendirdiğimiz zaman hem ons altın hem de dolar TL tarafına bakıyoruz. Her iki enstrümanın etkisi gram altının da hareketini belirliyor. Şimdi son dönemde tabii az önce de konuştuğumuz bu küresel piyasalardaki faiz indirimi döngüsü özellikle ons altın tarafını etkiliyor. Yani önümüzdeki aylarda düşük faiz ortamının başlaması demek emtialar açısından pozitif bir şekilde yorumlanacaktır. O yüzden de ons altında 2000 dolar seviyesinin üzerinde hareketini koruduğunu görüyoruz. Ve bu hareketini koruyor olması da gram altında geri çekilmelerde sınırlı kalmasına yol açıyor. Kur tarafına bakıyorum, orada 30-31 liralardayız. Evet, teknik anlamda yukarı yönde hareketler görüyoruz ama çok ani değil, çok agresif değil. Daha sakin bir hareketlenme söz konusu. O yüzden gram altının hareketinde daha çok baskın taraf son dönemde ons altın olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle bundan sonraki süreçte de ons altındaki seyir 2000 dolar seviyesinin üzerinde hareketini koruyacak olması veya korumaya devam etmesi haliyle gram altın açısından da geri çekilmeleri sınırlı bırakabilir. Şimdi gram altında 2021 liralardayız. Vadeli piyasaya bakıyorum, Nisan ve Haziran vadeli fiyatlarına 2200-2300 liralarda şekilleniyor. Yani vadeli piyasada yükseliş beklentisi var. Dolayısıyla mevcut pozisyonlar bu noktada korunabilir. Yeni pozisyonlanmalar için bence yatırımcılar daha temkinli olsun. Çünkü ons altında çok hızlı bir yükseliş yaşandı. Hızlı bir şekilde 2000 dolarların üzerine gitti. Ve şu anda faiz indirimini Fed tarafında veya Avrupa Merkez Bankası tarafında yakın zamanda beklemiyor olsak bile ısrarla 2000 dolar bölgesinde tutunuyor. Yani önümüzdeki günlerde yeniden bir 2000 dolar seviyesinin altına doğru bir hareket görülebilir. Kalıcı olmaz ama bir tepki görülebilir. Olası böyle bir tepki bence gram altın yatırımcısı açısından da fırsat olarak değerlendirilebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi Çin'de de bir mortgage krizi olduğu kulaktan kulağa yayılıyor. Bununla ilgili Çinlilerin de çok fazla altına rağbet ettiği gelen bilgiler arasında. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Çok doğrudan doğru olduğunu değerlendirmiyorum. Şimdi hepsinde hikayeler farklı. Çin tarafında da ekonomisine dair tedirginlik hala devam ediyor. Orada emlak sektörüyle ilgili ciddi bir sıkıntı var. Çin'in büyümesi zor olacağına dair beklentiler haliyle petrol fiyatlarını bu noktada baskılıyor. Yani sonuçta dünyanın iki büyük ekonomisinden biri Çin. Amerika açısından daha farklı senaryoları konuşuyorken Çin için ne yazık ki iyimser senaryoları konuşamıyoruz. Çin hükümeti olsun veya Çin Merkez Bankası olsun bir noktada piyasayı rahatlatmak için, bu tedirginliği azaltmak için bir takım müdahalelerde bulunuyorlar. Ellerindeki araçları kullanıyorlar ama yine de yeterli kalmıyor. Sadece şunu şöyle yorumlamak mümkün. Küresel büyümeye yönelik endişelerin zaman zaman arttığı dönemlerde elbette yatırımcı yatırım yapacak bir araç arıyor. Haliyle riskler artınca kendisine bir güvenli liman arayışı içerisine giriyor. Bunu da zaten ons altın tarafında değerlendiriyor. Yani zaman zaman bu tarz dönemlerde evet ons altına yönelik talebin arttığını gözlemliyoruz. Ama bu kalıcı bir hareket oluşamıyor. Veri bazlı olarak değerlendirebiliriz. Sonuçta sürekli her gün piyasa bu endişeleri fiyatlara yansıtmıyor. Belli dönemlerde bu endişeler dağıldıkça piyasanın tekrardan dengelendiğini takip ediyoruz. Yani dolayısıyla sadece o tarz dönemlerde, risklerin arttığı dönemde, yatırımcının tedirgin olduğu dönemde en güvenilir araç güvenli liman olarak ons altın oluyor.